kardeşlerine ve yeğenlerine seslendi. Babasının mirasından kendisine düşen payı istedi. Çünkü iddiasına göre seneler önce okumadan imzaladığı bir evrak yüzünden mirastan feragat etmiş sayıldı. Yaşlı kadın içinde bulunduğu durumu anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Benim hakkımı yediler. Anlıyor musun? Hiçbir mu? <laughs> hoş vermedi. Hiç, Benim hakkımı yedi yerine koydu orada. Bu gözyaşlarının sebebi babasının mirasından mahrum kalması, daha doğrusu seneler önce attığı bir imza yüzünden öz kardeşleri tarafından saftışı bırakıldığı iddiası. Abimin eşi, yengem tarafından bir beni bana imzalattılar. Hiç okumadım yazını bilmiyorum. Bakmadım. Sonra ne oldu? Malları üstüne geçirdiler. Makbule teyze 1961 doğumlu. 16,5 yaşındayken 1978 yılında işte bu evrağı imzaladı. Neyi imza attığını bilmiyordu ama işte o imzadan sonra hayatı değişti. Makbule çalışkan o tarihte 18 yaşın altındaydı. Yani reşit değildi. Ve iddiasına göre okumadan imzaladığı o evrakla babasından kalan mirastan feragat etmiş sayıldı. Bunu yıllar sonra fark ettiğinde ise iş işten geçmişti. Mahkemeyi verecek ettim. 80'li yıllarında veremedim. Annemin ölümü düşmemiş. Düşmeyince ben mahkemeyi veremedim. Benim yaşım küçüktü. Küçük bağışlattılar bana. Elimden aldılar. Makbule Hanım'ın babasından kalan arsanın değeri 814 bin lira. Beş kardeşler Makbule Hanım'ın payına yaklaşık 163 bin lira düşüyordu. Ancak iddiasına göre kendisi bir kuruş bile almadı. Her sene tarladan buğday çıktığında bana ev kiram vereceklerdi. Verdiler mi? Vermediler. Makbule Hanım kardeşlerine ve onların çocuklarına karşı bir hukuk mücadelesi başlattı. Yıllardır uğraşıyor ancak kötü haber mahkemeden geldi. Zaman aşımı gerekçesiyle Makbule Hanım'ın başvurusu reddedildi. Gittim, hakkımı istedim. 2,5 milyar verin de dedim. Ondan sonra ben benim ev alacağım dedim. Bana ne dediler biliyor musun? Sen silip süpürmeye mi geldin dediler. Siz bu parayı şimdi kimden istiyorsunuz? Abim oğullarından istiyor. Metin'den, Yüksel'den.